hafıza teknikleri ve animasyonlarla 5 aşamada Türkiye tarihine başlıyoruz. Şimdi karşımıza bir Anadolu arabası geliyor. Bu Anadolu arabası Anadolu Selçukluların. Arabadan inen arkadaşlar elinde kılıç olan bir arslan var. Elinde kılıç olan arslan arkadaşlar yürüyor ve karşımıza bir tane Haçlı ordusu geliyor. Bakalım hükümdarımızın tepkisi ne olacak? Elinde kılıç olan arslan. İzini kaybettirdi. Ben de kaybedim. Ama kaybedemedim. Demek ki arkadaşlar başarılı olamadım. Bakalım nerede ortaya çıkıyoruz? Evet, elinde kılıç olan arslan ortaya çıktı arkadaşlar. Başında Mevlana var. Demek ki biz Konya'ya geldik. Elinde kılıç olan arslanla beraber Konya'ya geldik. Başımızda Mevlana var. Şimdi arkadaşlar karşımıza elinde mızrak olan 1. Mesut diyorum ben. Kılıç Arslan'ın oğlu 1. Mesut, mutlu olan, bahtiyar olan 1. Mesut geliyor. Bakalım hangi tehlikeyle karşılaştık? Bu sefer biraz önce bir taneydi, şimdi iki tane oldular. Demek ki karşımızda 2. Haçlı ordusu var. Hadi Mesut gösterelim bunlara. Bir ona vurduk arkadaşlar, bir de buna vurduk. 2. Haçlı ordusunu bertaraf ettik. Tabii mutlu olmak parayla da olur. Burada arkadaşlar paramız da var. Ne mutlu bize. Şimdi de karşımıza elinde iki tane kılıç olan arslan geliyor. Ben de paraya basıp duruyorum. İki tane kılıç olan arslan geliyor arkadaşlar. Karşımızda Bizanslı Mirya var. Bizanslı Mirya böyle asabi bir şekilde bakıyor. Bakalım ne olacak? Hangi gelişmeler olacak? Bir anda kefen giydiriyoruz. Demek ki Bizanslı Mirya'ya kefen giydirdik. İki tane kılıç olan arslan Mirya'yı götürdü. Ben de böyle çimenlere basıyorum. İnşallah kimse bana kızmaz. Alaaddin'in sihirli lambası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Sevimli bir cin var arkadaşlar. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan güçlü, kuvvetli bir cin geldi. Bakalım ne diyecek? Şunu söyledi. Ben ticaret yapmayı çok severim dedi. Herhalde o da parayı çok seviyor. Ben ticaret yapmayı çok severim dedi. Şimdi çimene doğru yaslandı. Eğer biz çimene yaslanırsak, şimdi bu çimenlerin sahibi gelirse bizi burada arkadaşlar perişan edebilir. Geri gidelim. Evet, ben ne demiştim cin sana? Çimene yaslanma. Karşımıza da bir tane Moğol askeri geldi. Bu Moğol askeri de çok korkutucu, ürkütücü bir vaziyette duruyor. İnşallah bize zarar vermez. Müslüm Baba isyan etti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir sanatçımızdı. Şimdi Müslüm Baba'nın da burada arkadaşlar tişörtünde BİA Baba İshak ayaklanması. Müslüm Baba isyan ediyordu şarkısında. İsyanlardayım diyordu. Baba İshak ayaklanması. Şimdi tam yanımızda arkadaşlar köse bir dağ var. Anadolu arabası Köse Dağı'nın üzerinde. Yanında da Moğol var. İnşallah bu arabanın başına bir şeyler gelmez. Evet, Anadolu arabası parçalandı. İki tane de bey kaçtı gitti. Burada Moğol Köse Dağı'da yapacağına yaptın. Çok ayıp sana. Şimdi arkadaşlar hikayemiz bitti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hikayesini tek tek açıklayalım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah'tan sonra yerine oğlu Kılıç Arslan, 1. Kılıç Arslan tahta geçmiştir. 1. Kılıç Arslan arkadaşlar 1. Haçlı ordusuyla karşılaşıyor. Başarılı olamıyor. Hani izini kaybettirmişti. Oradan şunu hatırlayacağız. Başkent İznik'i kaybetmiştir. Başkent İznik Haçlıların eline geçmiştir. Biz Konya'ya gelmiştik. Demek ki Kılıç Arslan başkenti Konya'ya taşımıştır. 1. Haçlı ordusuna karşı başarılı olamadığı için İznik'i kaybetti. Konya'yı başkent yaptı. Yerine oğlu 1. Mesut tahta geçti. 1. Mesut babasının yapamadığını yaptı. 2. Haçlı seferine karşı başarılı olmuştur. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk parayı çıkartan da 1. Mesut olmuştur.
Birinci Mesut'tan sonra yerine oğlu elinde iki tane kılıç olan Arslan, ikinci kılıç Arslan tahta geçiyor. İkinci kılıç Arslan Bizanslı Mirya ile karşılaşmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti 1176 Mirya Kefalon Savaşı'nda Bizans'ı yenmiş ve onlara kefen giydirmiştir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapıları Türklere açılmıştı. Mirya Kefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kabul edilmiştir. Kefeni aldık götürdük arkadaşlar. Çimene yaslanmıştık ve tam o sırada Alaaddin'in sihirli lambasından bir cin çıkmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak devri Alaaddin Keykubat dönemidir. Sınırların genişlemesi, limanların ele geçirilmesi ve kervansaray yapımının çok hız kazanması Alaaddin Keykubat döneminde olmuştur. Çimene yaslanıyorduk. Yassı Çemen Savaşı. Harzemşahları Anadolu Selçukluları yeniyor ve karşılarına Moğollar çıkmıştır. Demek ki Harzemşahlar bir tampon bölge. Biz bu bölgeyi ortadan kaldırdığımız için maalesef Moğollarla komşu olduk. Anadolu Selçukluları bu olaya çok pişman olmuşlar ama iş işten geçmiş. Artık Anadolu Selçukluların komşusu Moğollar olmuştur. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar Baba İshak ayaklanması diğer adıyla Babaylar isyanı çıkmış ve isyan çok zor bastırılmıştır. Bunu gören Moğollar artık Anadolu Selçukluların çok zayıf olduğunu görmüş ve harekete geçmişlerdir. Köse bir dağ vardı. Köse Dağ Savaşı 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti parçalanmıştır. İki tane bey kaçıp gitmişti. Anlamı da ikinci beylikler dönemi başlamıştır. Ve Anadolu'daki hakimiyet tamamen Moğollara geçmiştir. Şimdi bunları bir daha tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1. Kılıç Arslan 1. Haç Seferi'ne karşı başarılı olamamış, başkent İznik'i terk etmiştir. 1. Kılıç Arslan Konya'yı başkent yapmıştır. Evet, karşımıza 2. Haçlı ordusu çıkmıştı arkadaşlar. 1. Mesut babasının yapamadığını yapmış arkadaşlar, başarılı olmuştur ve para vardı. 1. Mesut para bastırmıştır. İki tane kılıç olan Arslan arkadaşlar, ikinci kılıç Arslan tahta geçiyor. Bizanslı Mirya vardı. Mirya Kefalon Savaşı Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir arkadaşlar. Çimene yaslanmıştık ve bir cin vardı Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan arkadaşlar. Alaaddin Keykubat Selçukluların en güçlü hükümdarıdır. Alaaddin Keykubat Alanya, Suudak limanlarını almış, kervansaray ve sigortacılık yaptırmıştır. Demek ki ticarete önem vermiştir. Çimene yaslanmıştık arkadaşlar. Yassı Çemen Savaşı'nda bir Türk devleti olan Harzemşahlar 1230 tarihinde ortadan kaldırılıyor ve bu savaştan sonra Moğollarla komşu olunmuştur. Bir isyan vardı burada arkadaşlar. Baba İshak ayaklanması çıkmış ve isyan zorlukla bastırılmıştır arkadaşlar. Köse bir dağın üzerinde Anadolu arabası vardı. Moğollarla yapılan bir savaştı. Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenilmiş ve Anadolu Türk siyasi birliği dağılmıştır. Ve bu olaydan sonra 2. Beylikler dönemi başlamıştır. Şimdi de arkadaşlar klasik metotla devam ediyoruz. Türkiye tarihi Anadolu Selçuklu Devleti. Devletin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. 1. Kılıç Arslan 1. Haçlı Seferi'ne karşı başarılı olamayarak başkent İznik'i terk etmiş. Arkadaşlar Konya'yı başkent yapmıştır. 1. Mesut 2. Haçlı Seferi'ne karşı başarılı olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk para 1. Mesut tarafından bastırılmıştır. 2. Kılıç Arslan Mirya Kefalon Savaşı'nda Bizans'ı yenerek Anadolu hakimiyetini kesinleştirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarı Alaaddin Keykubat'tır. Alaaddin Keykubat Yassı Çemen Savaşı'nda Harzemşahları yeniyor. Hata yapıyordu arkadaşlar. Harzemşahlar bir tampon bölgeydi. Ortadan kalkınca arkadaşlar Moğollarla komşu oldu.
oldu. Alaaddin Keykubat ticareti geliştirmek amacıyla kervansaray yapımına önem vermiştir. 1240 yılında Baba İshak diğer ismiyle Babaylar ayaklanması çıkmış ve isyan zorlukla bastırılmıştır. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'ni Köse Dağ Savaşı'nda yenmiş ve Anadolu Türk Siyasi Birliği dağılmıştır. Ve bu dağılmadan sonra arkadaşlar ikinci beylikler dönemi ortaya çıkmıştır. Böylelikle klasik metodu da tamamladıktan sonra arkadaşlar soru aşamasıyla devam ediyoruz. Sorumuz geldi. Anadolu Selçukluları zamanında uç bölgelerde görev alan Türkmen beylerinin boy ve oymaklarıyla gelerek buralara yerleşmelerinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 1. Bölgede nüfusun artması. 2. Sınırların korunması. 3. Anadolu'nun Türkleşmesine katkısı olması. Şimdi arkadaşlar, Anadolu Selçukluları Türkmenleri alıp özellikle uç bölgelere yerleştiriyordu. Türkmenlerin uç bölgelere yerleşmesinin sonuçları bölgede nüfus artar, sınırlar korunur. Sonuçta onlar da orada güvenlik mücadelesi yapacakları için sınırların korunmasına da fayda sağlanmışlardır. Anadolu'nun Türkleşmesine katkısı olması, Türk kültürüne sahip oldukları için de Türkmenler orada Türkleşmenin de hızlanmasına yardımcı olmuşlardır. Doğru seçeneğimiz 1, 2, 3. Diğer sorumuz arkadaşlar, Köse Dağ Savaşı, Ankara Savaşı. Yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Ankara Savaşı 1402 tarihinde Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında olmuştu. Timur bu savaşı kazanmış ve Yıldırım Beyazıt bu savaşta esir düşmüştü. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiş ve fetret dönemine girmişti. Şimdi toparlarsak, Anadolu'da Selçuklu Sultan'ın gücünün zayıflaması ortak bir sonuç değildir. Selçuklular ilgilendiriyor. B. Anadolu'daki Türk beylerinin Timur'a sığınması Osmanlı ilgilendirdi. C. Memurların Anadolu işlerine karışma olanağı bulması. Bu sadece bir devleti ilgilendiriyor, Anadolu Selçukluları. D. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihlerin durması sadece Osmanlı açısından bir sonuç. E. Ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması. Bu devletlerde kut anlayışı vardı. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdarlara verildiğine inanılması sonucuyla tat kavgaları ortaya çıkmıştı. Fetret dönemi başlıyordu. İki savaşın da ortak sonucu ülkede egemenlik mücadelesi ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E seçeneği. Arkadaşlar, böylelikle soru aşamamızın da burada sonuna geliyoruz ve hepinize başarılar diliyoruz.